Saadet Partisi Erzincan Merkez İlçe Teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen programa gençlerin yoğun katılımı vardı. Oruç ayı olan Ramazan münasebetiyle iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı programına Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Muharrem Altay ve Saadet Partisi Erzincan sorumlusu ve aynı zamanda Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sezai İncesu da katıldı. Gençlerin yoğun katılımı nedeniyle iftar öncesi katılımcılara yönelik konuşmalar yapıldı. Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Muharrem Altay programın açılış konuşmasını yaptı. Altay konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Saadet Partimizin merkez ilçe faaliyetleri kapsamında bugün sizleri aramızda görmekten mutluluk duymaktayız. Bu münasebette mübarek Ramazan'ın önce ülkemize sonra bütün İslam alemine huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ederiz. Değerli misafirler, bugün milletimizin kutuplaşma ve gerginlikten yorulmuştur. Toplumun bütün kesimleri normalleşme ve huzur aramaktadır. Ülkemizin en önemli ihtiyacı uyumlu olma, kucaklaşma ve normalleşmedir. Saadet Partisi olarak her türlü kutuplaşma ve zıtlaşma yaklaşımını reddetmekte tüm vatandaşlarımızın uyum içinde yaşadığı bir Türkiye benimsemekteyiz. Davetimize icabet ettiğiniz için teşkilatım adına hepinize teşekkür ederim. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Saadet Partisi il sorumlusu ve aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Sezai İncesu bir konuşma yaptı. İncesu burada yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Allah'a hamdolsun bir araya geldik. Bizler bir misyonun partisiyiz. Partiler genelde malumunuz iki unsurdan oluşur. Kitle partileri, toplum ne diyorsa ona göre hareket eden. Bir de misyon ve düşünce partileri. Biz misyon ve düşünce partisiyiz. Bir inancımız ve bir değerle ön planda tuttuğumuz fikirlerimiz var. Fikirlerimizin en önde olduğu milli ve manevi değerlerimizdir. En başta tuttuğumuz manevi kalkınma, milli kalkınma. Bu manevi değerlerimizin en önde gelen unsurlarından birisi de içinde bulunduğumuz Ramazan ayındaki oruçlarımız. Allah kabul etsin. Önemli bir ibadet. Çünkü Allah-u Teala bir ayette buyuruyor ki, size orucu farz kıldık. İnsanlık yaratıldığından beri her ümmete farz kıldığımız gibi. Niçin? Niçini şu. Allah'tan sakınasınız, korunasınız diye. Yani hayatınızı bir düzene koyup nefsinizi bir muhasebeye çekesiniz. Nefsiniz biz düzen ve tertip içinde olsun. Sonra da onu yayabildiğiniz kadar tüm yıla yayın anlamında. Yoksa bir insanın aç kalmasının Allah-u Teala nezdinde hiçbir değeri veya hiçbir değersizliği yoktur. Ancak insan o bir ay içerisinde nefsini düzene koyduğu ve nefsini programladığı şekliyle diğer aylara da yaysın da insan hayatı düzenli ve tertipli olsun diye. İnsan hayatı nasıl düzenli ve tertipli olacak? İnsanın hayatına dair her şey toplumun ortak değerlerine uygun olduğu sürece ve yaratılışımıza uygun olduğu sürece mükemmeldir. Yani fıtrata uygun olduğu sürece mükemmeldir. Aksi takdirde göreceli olarak yapılan iyileştirmeler, göreceli olarak sadece şekle hitap eden uygulamalar, hayat tarzları Allah'ın kabul ettiği hayat tarzları değil. İncesu konuşmasında güncel politik sorunlar, anlayışlar ve yaklaşımlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme de bulundu. Ardından Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı'na hazırladıkları iftar organizasyonundan dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından program, duaların okunması ve iftar yemeğiyle son buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus-samed. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. Tercan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların polis haftası kutlamaları nedeniyle müzikler eşliğinde oynayarak eğlendi. Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzincan genelinde kutlamalar coşkulu bir şekilde devam etti. Tercan'da bir vatandaş arabasının arkasına yerleştirdiği hoparlörden müzik açarak polis ekipleriyle birlikte oynayarak eğlendi. Sosyal medyada paylaşılan video yoğun ilgi gördü.
eşiğindedir. Kendine yetemeyen ülkeler bu krizi atlatamayacaktır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, dünyanın büyük bir gıda krizinin içerisinde olduğunu ve acilen tarımda üretim seferberliğinin ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Eşiğindedir. Kendine yetemeyen ülkeler bu krizi atlatamayacaktır. Paramız olsa bile gıda bulamayacağımız bir döneme giriyoruz. İthalatla ülkeyi doyurma imkanı kalmadı. Acilen tarımda üretim seferberliği ilan edilmelidir. Tarımsal üretimi artırmak için doğru bir strateji izleyerek üreticiye gerekli destekler verilmeli, yeterince üretmesi sağlanmalıdır. Türkiye sadece kendi insanının değil, ülkemize gelen milyonlarca mültecinin ve turistin de... Erzincan Belediyesi kaldırımı olmayan mahalle ve sokaklarda çalışmalarına başladı. Ergenekon mahallesinde yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları kaldırımla buluşturuyor. Erzincan'da yaşayan vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için temel belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiren Erzincan Belediyesi, vatandaşların rahat ve güvenli yürüyebilmelerini sağlamak adına kaldırımı olmayan mahallelerde kaldırım yapımına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kaldırım çalışmalarını Ergenekon Mahallesi'nde başlattı. Çalışmalar kapsamında Ergenekon Mahallesi 111. ve 136. sokaklarda deforme olan kaldırımlar ekipler tarafından sökülerek yeni bordür taşlarıyla döşenirken kaldırımı olmayan bölgelerde de yeni kaldırımlar yapılıyor. Belirlenen program dahilinde Ergenekon Mahallesi'nin tamamında yenileme çalışmaları devam edecek. Şehrin çehresinin güzelleşmesi ve yenilenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan'ımızın güzelleşmesi, göze daha hoş görünmesi için yapmış olduğumuz yenilikler ve düzenlemeler devam ediyor. Ekiplerimiz Ergenekon Mahallesi'nde kaldırım yenileme ve kaldırımı olmayan sokaklarda da yeni kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde Ergenekon Mahallesi'nde tüm sokakların kaldırımlarını yenileyeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Kıymetli izleyicilerimiz, Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Ramazan Günlükleri programında moderatör Adem Hancı ile Erzincan İl Müftülüğü uzman vaizi Aydın Öçalan'ın yaptığı mukabelede sahur yemeğinin dindeki önemine değinildi. Uzman vaiz Aydın Öçalan, sahur yemeğinin dindeki önemi nedir sorusuna cevaben şu ifadelere yer verdi. Kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe denilen bir isimdir ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahurda bereket olduğundan bahseder ve yine sahur yemeği yemenin Müslümanların orucuyla ehli kıblenin orucu arasındaki en önemli farklardan olduğunu belirtir. Onun sahurla ilgili söz ve davranışlarını dikkate aldığımız zaman sahur yemeğinin ve sahura kalkmanın Peygamber Efendimizin bir sünneti olduğunu söyleyebiliriz. Yine alimler sahura kalkmanın kişinin orucuna dayanma gücü verdiğini, yine maddi ve manevi bereketlere vesile olacağını da ifade etmişler. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini aslında ayakta geçirmiş oluyor. O vakitte zikirle meşgul olabiliyor ve diğer dualarla da meşgul olabiliyor. Bu şekilde manevi lezzetlerle donanımlı bir şekilde o geceyi değerlendirmesi kişinin hem cennete girmesine sebep olacak ve bu vesileyle de alimlerimiz sahura kalkmanın, o sahurun bereketinden istifade etmenin gerekli olduğunu ifade etmişler ve asla sahura kalkmayı ihmal etmemek gerektiği üzerinde de durmuşlar.11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Kalbini Koru Bisikletinle Yaşama Bağlan" sloganıyla 34. Kalp Haftası bisiklet turu organizasyonu düzenlendi. Erzincan Valiliği Desteği ve Bisikletliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyona İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik, İl Sağlık Müdürü yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlıklı yaşamın önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Hirik, "Dünya Kalp Sağlığı Haftası vesilesiyle yapmış olduğumuz bisiklet turunda kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak için pedal çeviriyoruz. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Müzik.
Erzincan'da gönüllülük esasına dayalı yardım faaliyetleri yapan Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ramazan boyunca vatandaşlardan gelen yardımlarla ihtiyaçlı ailelere gıda yardımında bulunuyor. Dernek, çocuk, yaşlı, engelli, dul, yetim, göçmen, sokakta yaşayanlar veya ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerini karşılayarak gönüllere dokunmaya devam ediyor. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği olarak herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ramazan paylaştıkça bereketlenir diyerek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sizler de bu çalışmalara destek vermek istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle Erzincan genelinde hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece düşerek hissedilir derecede azalması bekleniyor. Erzincan Valiliği tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 11 Nisan 2022 tarihi saat 9'dan 17 Nisan 2022 tarihi saat 9'a kadar hava sıcaklıklarının belirgin oranda düşmesi bekleniyor. Ülkenin büyük bir bölümünde görülmesi beklenen yağışların ise yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. 12 Nisan 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Erzincan'ın yüksek bölgelerinde zirai don tehlikesi bulunuyor. 17 Nisan 2022 Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz ediyor. Erzincan 05, Erzurum -4, 0, Sivas 05 derece. Gümüşhane 07, Bayburt -2, 2, Giresun 6, 12 derece. Elazığ 1, 11, Tunceli 0, 12, Bingöl 3, 10 derece. Malatya 1, 12, Yozgat -4, 6, Amasya 0, 12 derece. Kars -3, 1, Van 1, 9, Ağrı -3, 6 derece. Dolar 14.71 TL, Euro 16.04 TL. 22 ayar altın 885 TL, tam altın 6196 TL, yarım altın 3098 TL, çeyrek altın 1549 TL'den işlem görüyor.